İyi hafta sonları değerli arkadaşlar. 13 Ocak 2023 Tüpraş kapanış değeri 510 lira 20 kuruş. Tüpraş için en son yaptığımız çalışmada 510 lira makas direnç hedefimiz demiştik. Bu yani şu bölgedeki makas, dikkat edersek bakın hep aynı paralelde takip ettiği ortalamaya aynı paralelde açılarak geri dönmüş. Dolayısıyla bizim beklentimiz şu seviyelerde 200-510 lira. Şu 3 günlük makas dışına biraz daha sert harekette 547-50 görülerek bizim beklediğimiz makas hedefi fazlasıyla gerçekleşti. Ve sonrasında endeksin düzeltmesiyle Tüpraş'ta bu makas beklentimi sonrasında düzeltmiş oldu. Son iki günde tekrar pozitife dönme çabası var. Öncü göstergemizde yine dönüş çabası görülüyor. Eğer pozitif hareket devam ederse kırmızı göstergemizde olumluya döner. Hatta daha biraz daha zaman yaklaştırırsak yani seanslık periyoda aldığımızda orta vadeli göstergemizin de kırmızı beyazı yukarı kesmiş. Onu görüyoruz. Yani seanslık periyotta pozitife dönmüş Tüpraş. Öncü göstergemiz ne zaman döndürmüş? 480'lerde hatta 472'nin görüldüğü periyotta öncü göstergemiz mavide, yani daha erken pozitif görünüm görülüyor. Daha önce de bakın aynı şekilde öncü gösterge en erken en dip seviyede aldırmış. Hareketten emin olunca kırmızı göstergede sonra pozitife kesmiş. Şimdi tekrar yani 11 Ocak'ta çarşamba günü saat 10 yani ilk seansın açıldığı saatte öncü göstergemiz pozitif görünüm uyarısı yapmış ve hareket devam etmiş. Şimdi hisseye gösterge boyutunda baktık. Kapanış 510 lira 20 kuruş demiştik. Önce olumsuz haber akışında ya da negatif endekste zarar kes ve destek seviyelerine bakalım. Baktığımızda zarar kes seviyesi olarak 490 lira 80 kuruş alınabilir. 490 lira 80 kuruş zarar kes seviyesi altında. Diğer destek seviyesi 463 lira 80 kuruş olarak izlenebilir. 463 lira 80 kuruş. Olumlu hareketlerin devamı halinde ise şu geriye doğru hareketlere baktığımızda hep 100 EMA destek olarak çalışmış. Yani 100 EMA'ya paralel olarak da makas çalışmamızı yapabiliriz aslında. Şimdi şu bölgedeki kritik eşik 552 lira. Eğer 552 lira üzerinde hareketler devam edecek olursa o zaman hissede yeni makas beklentimiz oluşur. Bu bölgeye göre baktığımızda 552 lira üzerinde hareketler olacak olursa bu beklenti gündeme gelir. Aksi durumda bu beklenti çöp olur. Evet, 552 lira üzerindeki hareketlerde orta ve uzun vadeli ikinci makas direnç seviyesi 725 lira olarak izlenebilir. 725 lira 550 lira üzerinde kaldığı sürece izlenecek olan makas direnç seviyesi 725 lira. Şimdi bu destek ve direnç seviyelerinden sonra takasa bakalım. Takas yabancı takasında henüz bir hareketlenme yok. Yani dip yapmış denebilir. Yaklaşık son 2-3 haftadır aynı
seviyede duruyor. Tablo olarak da bakalım. Eğer petrol fiyatlarında da yukarı yönde hareketler olursa Tüpraş olumlu etkilenir. Yine önümüzdeki süreçte kar paylaşım temettü dönemi var. Bu konuda gelecek haber akışı da hissenin trendinde etkili olabilir. Evet, günlük takasa baktığımızda 858.000 satıcıya karşılık 963.000 lot alıcı var. Yani alıcılar güçlü ve birinci alıcı Steven Yabancı 578.000 lotla. Beşinci sırada da Doçebak Yabancı var 45.000 lotla. İkinci sırada Ak Yatırım, ünlü Oyak Yatırım ilk 5'te yer almış. Satış tarafında yatırım fonları, emeklilik fonları var daha çok. Özetle günlük takas olumlu. Haftalık takasa baktığımızda alıcı satıcı dengeli. Yine alım tarafında 751.000 lotta Citibank Yabancı çoğunlukta. Doçe 139.000 lotta satım tarafında yer alsa da bu 751.000 Citi'ye karşılık bir şey sayılmaz. Aylık takasa bakacak olursak satıcılar çoğunlukla yine Citibank Yabancı alım tarafında, fakat aylıkta Doçebank Yabancı satımı 847.000 lot. Özetle günlük ve haftalık takas yabancı takası ve alıcıların çokluğu açısından pozitif olumlu. Yani takas olumluya, günlük ve haftalıkta takas olumluya dönmüş denebilir. Toplam takasın %60'ı ilk 5 kuruma ait. Burada da sıkıntı yok. Yani çok toplu da değil, çok dağınık da değil. Şimdi Tüpraş'ın hareketlerinde etkili olan petrol fiyatları grafiğine de bakalım. Evet, petrol fiyatlarına, Brent petrol grafiği bu. Baktığımızda günlük periyotta daha önceki şu sert hareketin yarısı düzeltilmiş görünüyor. 1000 ortalamadan 1000 ortalama test edilmiş ve oradan tepki gelmiş. Düşen hareket, yükselen harekete dikkat edersek hep 52 EMA destek olarak kullanılmış. Şu bölgeden itibaren 52 EMA altına sarkarak bu Brent'teki pozitif hareket negatife dönmüş ve son gün baktığımızda, yani Cuma günü itibariyle Brent petrol fiyatı tekrar 84.63 dolar 52 EMA seviyesi, kapanış 85.58 dolar, yani 52 ortalama üzerinde kapamış. Eğer 52 ortalama üzerinde kalmaya devam ederse Brent petrol, bu Tüpraş için yani fiyat anlamında pozitif etken olur. Petrol fiyatlarındaki görünümde bu, yani düşeceği kadar düşmüş görünüyor özetle. Bundan sonra aşağı hareketten çok yukarı potansiyel beklemek olasıdır, mantıklıdır. Yine Çin'de de yani açılmanın, Covid önlemlerinin kalktığını dolayısıyla petrol tüketiminin daha da artacağı, bu da ufak bir beklenti olabilir. Yani petrolde fiyat düşeceği kadar düştü denebilir. Şimdi gösterge boyutunda baktığımızda yine göstergede pozitif görünüyor. Brent petroldeki durum bu gençler. Evet, Tüpraş'a teknik olarak değinmiş olduk. Yani temel anlamda da birinci önemli etken olan Brent petrol fiyatına, trendine baktık. Tüpraş'ı namı diğer koca olancı gençler için şimdilik bu kadar diyelim. Her şey gönlünüzce olsun gençler.